takip eden bir füzeyle paylaşıyor. Kum tepelerinin acımasız ve sinsi hayaleti boynuzlu çöl engereği. Diğer hayvanlar bir gölge bulup sığınmışken bu acımasız katil kızgın öğle güneşi altındaki kumullarda av peşinde koşar. Boynuzlu çöl engereklerinin gözleri üzerinde bulunan boynuza benzer pullar şeytani görünümünü tamamlar. Bu boynuzlar hem gözlerini kumlara karşı korur hem de çıkıntılı görünümleri nedeniyle yılanın çöl tabanında kolayca fark edilmemesini sağlar. Zehir bezlerine bağlı uzun ve oyuk dişlerle silahlı bu yılan avlarına inanılmaz bir hızla saldırır. Saldırganlık içine o derece işlemiştir ki ölü boynuzlu çöl engereklerinin bile kendilerine dokunan dikkatsiz insanları saldırı refleksiyle sokarak zehirlediği bilinir. Bu çok zehirli bir yılan ve şu an kameramızın sadece birkaç santimetre ötesinde duruyor. Galiba aslında kameranın gölgesini bu sıcakta biraz olsun serinlemek için kullanıyor. Bu hayvanlarla her gün karşılaşıyorum. Zamanla buna alışıyorsunuz. Ve tehlike çok artıyor. Çok dikkatli ol. Dikkat et, dikkat et. Çok korkunç görünse de bu yılanın hareket ediş biçimi çevre şartlarına uyumun eşsiz bir örneğidir. Bu erkek yılanın yana doğru ilerlemesi gövdesinin sıcak çöl zeminine temasını en aza indiriyor. Ve her kalorinin altın değerinde olduğu bu bölgede enerji tasarrufu sağlıyor. Şu an kızgın kumlardan aşağı kayarak av bulma olasılığının çok daha yüksek olduğu çalılık alana doğru ilerliyor. Boynuzlu çöl engerekleri tuzak kurarak avlanan çok sabırlı yırtıcılardır. Bu gördüğünüz erkek günler boyunca kıpırdamadan yatarak avlayacağı kurbanı bekleyebilir. Ama bu sabah pek fazla beklemesine gerek kalmayacak. Çöl faresi bir noktadan diğerine sıçrayarak giderler. Bu yırtıcılar tarafından avlanmasını zorlaştırır. Bu erkek farenin ortalama ömrü sadece 700 gün kadar. Tabii doğal nedenlerle ölecek kadar yaşarsa. Kumu yiyebileceği tohumlar bulmak için kazıyor. Ama tünelin diğer tarafından çıktığında bir anda boynuzlu engerekle yüz yüze geliveriyor. Normal hızdaki gösterimde fare sapasağlam görünüyor. Ama bir ağır çekim kamerasıyla yapılan çekimler gerçekte olanları göz önüne seriyor. Boynuzlu çöl engereğinin saldırısı bir dizi otomatik iskelet ve kas refleksle oluşuyor. Saniyenin 20'de birinde dişlerini üst çenesinden çıkararak en derine işlemelerini sağlamak amacıyla fareyi gövdesinin ortasından ısırıyor. Farenin ayakları bu güçlü darbenin şiddetiyle yerden kesilirken yılanın kasılan kasları zehri kurbanın vücuduna enjekte ediyor. Sadece birkaç saniye içinde zavallı çöl faresinin solunum sistemi durmaya başlıyor. Yılan dişlerini fareden çekip çıkarırken kurbanın kendi zehriyle karışmış benzersiz kimyasal imzasını hafızasına iyice yerleştiriyor. Böylece eğer fare kaçarak ondan uzaklaşmayı başarırsa etrafta başka kemirgenlerin de kokusu olsa bile onu takip edip bulabiliyor. Ama bu fare kaçacak durumda değil. Şoka girdi bile. Birkaç saniye içinde solunum sistemi tamamen durmuş olacak. Yılanın çenesi fareyi bütün olarak yutmasına izin verecek yapıda. Üstelik genişleyebilen soluk borusu sayesinde bu işi soluksuz kalmadan yapabiliyor. Çöl faresinin kanı ve nemli dokuları yılana günler boyunca yetecek kadar su sağlıyor.
Bu durum, boynuzlu çöl engereklerinin bu acımasız çöl şartlarına tek bir damla bile su içmeksizin nasıl dayanabildiğini de açıklıyor.